18. yüzyıl Avrupa için Aydınlanma çağı olarak nitelendirilir. Bu dönem Rönesans'tan yeni çıktığımız, bilimi ve mantığı tanımış olduğumuz dönemdir. 18. yüzyılda bu gelişmeler topluma daha da yarar sağlayacak biçimde ortaya çıkmıştır. 18. yüzyılın sonlarından 19. yüzyıla doğru sanayi devrimi gerçekleşmiştir. Bu dönemde insanlığın sürekli geliştiğini ve mantık düzeyinin arttığını görürüz. Bu sebeple birçok insan, insanlık sonsuza kadar gelişmeye devam edecek. Bir noktadan sonra fakirlik son bulacak ve o hep hayal ettiğimiz savaşsız ve sorunsuz toplumu oluşturacağız, diyordu. Gerçekten de önemli gelişmelerden söz edebiliriz. Hatta sanayi devrimi dönemindeki yeniliklere olağanüstü denilebilir. Ama o dönemde her insan bu kadar imser değildi. Dönemin bu kadar çok iyimser olmayan isimlerinden biri de Thomas Malthus'tı. Şimdi onun bir alıntısını paylaşacağım. Paylaşacağım alıntı onun Nüfus Artışı Hakkında Araştırma adlı çalışmasından alınmıştır. Nüfusun gücü dünyanın insanlık için besin sağlama gücünden o kadar fazladır ki erken ölümler bir şekilde insanlığı ziyaret etmeye mahkumdur. Oh, aman ne kadar iç açıcı şeyler. İnsanların kötülükleri nüfus azalışının aktif vekilleridir. Bunlar bu yıkım ordusunun öncüleridir ve genelde bu dehşet verici görevi kendileri tamamlarlar. Fakat eğer onlar bu imha savaşında başarısız olurlarsa, hastalıklı mevsimler, salgınlar, müsibetler ve veba müthiş bir şekilde sıralanacak ve binlerce hatta on binlercesini silip süpürecektir.'' Başarı hala tamamlanamamışsa şayet muazzam ölçüde engellenemez bir kıtlık arkalarda beklemektedir ve tek bir kudretli hamleyle onların sayısını dünyadaki yiyeceklerle dengeler. Biraz ürkütücü bir laf öyle değil mi? Bu onun konuya olan bakış açısı. İnsanların gelişmelerin devamlılığı hakkında çok iyimser olduğu bir dönemde yaşıyordu. İnsanlar gelişmelerin bir ütopik uygarlık kurulana kadar devam edeceğini zannediyordu. Fakat Thomas Malthus, insanlar üreyebildikleri ve nüfuslarını arttırabildikleri sürece nüfus artışını durdurmanın imkansız olduğunu düşünüyordu. Onun bakış açısını eksenler üzerinden gösterelim. Şu eksene nüfus diyelim. Ve şuradakine de zaman diyelim onun bakış açısına göre ki onun o zamana kadar gördüğü her şey de bunu doğrulayacak yönde. Eğer insanlar yeteri kadar yemeğe ve zamana sahiplerse çoğalmaya devam edecekler. Nüfusu oluşturan değerleri artıracak şekilde üremeye devam edeceklerdir. Ona göre nüfus artmaya devam edecektir. Artacaktır, artacaktır, artacaktır. Doğanın insan nüfusunu kaldıramayacak noktaya gelene kadar artacaktır. Herkese yetecek kadar besin ve kalori sağlayamayacağı noktaya kadar artacaktır. Ona göre doğanın belirlediği bir sınır vardı. Bu sınır doğanın tutabileceği besin miktarına göre belirlenmeliydi. Bu sınırı şöyle göstereyim. Farklı bir renkle çizeyim. Ona göre öyle bir sınır çizgisi vardı ki o sınır çizgisine gelince birden insanoğlunun kötülükleri ortaya çıkacak ve eğer insanlar birbirlerini öldürmeye kalkmazlarsa bütün felaketler ortaya çıkacak. Örneğin salgın hastalıklar, veba, açlık, insanlar açlıktan ölür hale gelecek. Ona göre bu sınıra gelindiğinde elinizde birkaç verimli mahsul olabilir. İnsanlar bu sebeple kendileri hakkında iyi hissetmeye başlayabilir. Bu şekilde nüfus fazlalığı oluşabilir. Fakat birden elinize kötü bir mahsul geçerse insanlar besin kaynakları için savaşacak duruma gelebilir. Bu şekilde de savaş gerçekleşir veya nüfus o kadar yoğun olur ki ortaya veba gibi bir hastalık çıkar. Bu şekilde de çok büyük bir nüfus düşüşü yaşanır. İşte böylece sınırın üzerinden yukarı aşağı geçilip durur. Bu sınıra bazıları Maltıs'ın sınırı veya büyümenin sınırları der. Fakat aslında nüfusun kendini devam ettirebildiği sınırdan başka bir şey değildir. Thomas Malthus teknolojideki gelişmeleri özellikle tarımda olanları görüyordu. Bu çizginin yükseldiğinin farkındaydı. Bu çizginin yükseldiğini bütün hayatı boyunca görmüştü. Fakat onun bakış açısına göre bu çizgi ne kadar yükselirse yükselsin, nüfus da hızla artmaya devam edecekti. Bu şekilde nüfus bir şekilde sınır çizgisini yakalamış olacaktı. Devamında da pek de olumlu olmayan durumlar ortaya çıkacaktı. Bazı insanlar, ah, tam ısmaltız fazla kötümser. Tabii ki söyledikleri doğru değil. Elimizdekilere bir bakın, ihtiyacımızdan fazla yemeğimiz var. Üstelik tarımda da birçok devrim oldu, der. Bu insanların söyledikleri gerçekten doğru. Maltıs'ın zamanından sonraki 200 senede hep nüfus artışında üstün olmayı başardık. O yüzden şuradaki çizgi nüfustan bile hızlı yükseliyor. Bugün gerçekten elimizde kişi başına ihtiyacımızdan fazla bir kalori miktarı var. Daha önce hiçbir zaman bu kadar fazlamız olmamıştı. Fakat bu tamıs Maltas'ın görüşünün yanlış olduğunu göstermez. Bu sadece onun sınırı belirlemek konusunda biraz kötümser olduğunu gösterir. Yanlış olduğunu söyleyebileceğimiz diğer bir bakış açısı ise nüfusun artabildiği sürece yükselmeye devam edeceğiydi. Yani yiyecek ve zaman oldukça nüfusun artmaya devam edeceğini söylemesi. Söylediğini çürütmek için bugünkü gelişmiş ülkelerde gördüklerimizi örnek gösterebiliriz. Buradaki şema nüfus artışını gösteriyor. Bunu Dünya Bankası'ndan aldım. Bazı gelişmiş ülkelerdeki nüfus artışını gösteriyor. Amerika'nın nüfus artışının düşük olduğunu görebiliriz. Yine de olumlu bir artış var. Hala %50'nin üstünde. Bütün verileri birleştirdiğimizde nüfusun hala artmakta olduğunu görüyoruz. Fakat Japonya'ya veya Almanya'ya bakarsak bu ülkelerin çok daha az göçmene sahip olduklarını görürüz özellikle Japonya'da değerler olumsuz. İnsanların ülkeden ülkeye gitmediklerini farz edersek, sadece ülkenin nüfusuna bakarsak nüfusun düşüşte olduğunu görürüz. Bu sebeple de Thomas Walters'ın söylediklerinin tam doğru olduğunu söyleyemeyiz. Zengin ve eğitimli bir toplumun sürekli çocuk yaparak dünyadaki nüfus artışına katkı sağlamak istemeyeceklerini kestirememişti zamanlarıyla daha başka şeyler yapabilirler. Neyse. Demek istediğim şey şu ki bu üretim çizgisini her zaman nüfus çizgisinin üstünde tutup tutamayacağımızı zaman gösterecek. Nüfus artışının durduğu bir zamanın gelip gelmeyeceğini de zaman gösterecek. Belki dünya nüfusu bir Japonya veya Almanya gibi olabilir. Eğer okur yazarlık oranını artırabilirsek belki nüfus artışını durdurabiliriz. Belki öyle bir gelişmişlik seviyesine geliriz ki hiçbir zaman Maltısın sınırına ulaşmayız. Ben size konuya olan genel bakış açısını anlatmış oldum. Şimdi istediğiniz gibi partilere gidip Maltısın sınırı hakkında konuşabilirsiniz. Eğer hangi ülkenin bugün Maltısın sınırına en yakın olduğunu öğrenmek istiyorsanız ki bunu konuşmuştuk zaten, iyi bir örnek Bangladeş olabilir. Bangladeş bugün nüfus yoğunluğu en yüksek olan ülke. Kilometre kare başına 900 kişi yaşıyor. Daha rahat anlamanız için şöyle söyleyeyim size. Bu Amerika'nın nüfus yoğunluğundan 30 kat daha fazla. Yani eğer Amerika'daki her insanı 30 kişi yaparsak Bangladeş'in yoğunluğuna erişmiş olur. Herhalde bu yoğunluğun sebebi ülkenin verimli Ganges Nehri Deltası'nın etrafında kurulmuş olmasıdır. Ganj Deltası neredeyse bütün ülkeyi oluşturuyor. Fakat yine de insanların çok açlık çektiği zamanlar oldu. Şimdi biraz bu durumun ilerisine geçmeyi başardılar gibi. Fakat hala büyük sorunlarla karşı karşıyalar. Seller ve gıda kaynakları bulma zorluğu gibi.